Bahçeli Türk milletine önder oldu. Bayrak mitinginde heyecan doruktaydı. Heyecanın merkezinde vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelen tehdit vardı. Uzak, yakın demeden alana toplanan binlerce kişiye, çevre apartmanlara asılan bayraklar, denizden gelen onlarca motor eşlik etti. Kürt açılımıyla başlayan süreç, devletin Türklerin elinden alınmasına gelip dayanması ve buna barış denilmesinden muzdarip Türk milleti, MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasını dikkatle izledi. Sadece alandakiler değil, yurt satından gelen telefonlardan anladığımıza göre Bengü Türk'ün başına çakılmış insanların da büyük heyecan içinde olduğu anlaşılıyordu. Akil adamlar, Öcalan açılımı ve son günlerde yaşanan Erdoğan'ın hakarete varan konuşmalarına Devlet Bey, Gündoğdu Meydanı'ndan çok sert cevaplar verdi. O konuştu, alan coştu. Gerçekten yüreğimizdeki yağ eriten ve işte olması gereken budur diye düşündüren, gayet güzel hazırlanmış konuşmasıyla 7 düveli karşısına aldı. Mitingin özeti 3 kelime efendim. Direneceğiz, dik duracağız, kazanacağız. Bu 3 kelime MHP'nin önümüzdeki süreçteki tavrı ve Türkiye'nin kaderine sahip çıktığının resmidir. Ülkenin peşkeş çekilmesine, bölünme senaryolarına karşı direnirken türlü saldırılara uğranılacağı muhakkaktır. İşte o noktada Türk milliyetçileri dik durmalılar. Sabır, sebat, inanmışlıkla geçmişte nasıl kazandıysak yine kazanacağız. Herkese ülkücülük nasip olmaz. Allah bizim ülkücü olmamızı murad ettiyse vardır bir bildiği. Bize o kadere doğru korkusuzca yürümek yakışır. MHP'nin Bursa ve İzmir'de yaptığı ve Türk'ün makus tarihinde önemli yere sahip olan mitinglerin anlam ve görevini sadece MHP'ye yüklemek eksik olur. Vatan satına dağılmış milyonlarca ülkedaşımıza da düşen görev vardır. Şu anda mevzu bahis olan seçim değil, vatandır. Nasıl ki bölgede kurulacak Kürdistan için yüzleri bile kızarmadan akiller dolaşıp PKK yandaşları barış çığlığı atıyorsa, vatan evlatları da yollara düşmeli. Türkiye'yi bölüp üzerinde Kürdistan kurma amacı için binlerce kişinin katlinden sorumlu caniyle anlaşan Erdoğan, karşılığında ne verdin sorusunu bana güvenin diye cevaplıyor. Devletler güvenle değil, yasalarla, şeffaflıkla yönetilir. Öcalan'a verilen söz, bölgede önce Ankara'dan bağımsız yerel yönetim, ardından özellik olduğunu Öcalan anlatıyor. AKP'nin işi pratiğe dökmesini, yani verdiği sözleri gerçekleştirmesini beklediğini söylüyor. Antlaşma yapılmış. Erdoğan yalanlamıyor. Bölgede Kürdistan'ın dörtte bir parçasının yapılanmasına müsaade etmek, Türkiye'nin barışı değil, ölümü demektir. PKK bitip yerine Kürdistan kurulacak, buna razı mısınız diye millete sormak gerekir. Kirli pazarlıkların içeriğini PKK'dan, yabancı basından duyuyoruz. Erdoğan başkanlığı kaybetmek korkusundan duymazdan geliyor soruları. Değerli ülkedaşlar, Türk milleti sahte barış ortamına kanabilir. Oysa sonu ölüm olan bu pazarlığı yerelde millete anlatacak olan bizleriz. İzmir'de gördüğüm bozkurt şahlanışını, direnişini her Türk'ün gönlünde yakmalıyız. MHP, bozkurt görevini yüklenip yola düşmüştür. Allah yardımcımız olsun. MHP lideri Bahçeli'nin söylediklerini tarihe not düşün. 93 yıl evvel Sevr Antlaşması'nı reddeden asil millet, evlatlarını boş yere kan döken, barışı engelleyen çılgınlar olarak görenlerle, şimdilerde bizim tutumumuzu eleştirenler, aynı ihanet aşından, farklı dönemlerde de olsa kaşık kaşık yiyen işgal artıklarından, hain isimlerden başkası değildir. Biz Kandil'e bayrak dikin, terör kamplarını dümdüz edin, teröristlerin kökünü kurutun çağrısında bulunurken, meğerse Başbakan İmralı canisiyle fiskos halinde PKK paçavralarını Türkiye'ye dikmek için uğraşmış ve bölücü teröre alan açmıştır. Bu nasıl bir kördüğüm, bu nasıl bir art niyet ve bu nasıl bir siyasettir? AKP hükümeti PKK ile emel birliği içindedir. 63 akıl fukarası AKP-PKK sözcülüğüne hevesle girişmiş ve görevlendirilmiştir. Tam bir kararlılıkla söylemek isterim ki PKK etnik temelli bölücü ve kanlı bir terör örgütüdür. PKK, Kürt kökenli kardeşlerimin asla temsilcisi değildir. İmralı canisi, Kürt kökenli vatandaşlarımın lideri değildir, olamayacaktır. Başbakan ve PKK'lı karındaşları bilsin ki bölünmeye, yıkıma, dağılmaya ve ufalanmaya direneceğiz. Bölücülüğe, hainliğe ve yabancı hayranlarına dik duracağız. Teröristlerin masum gösterilmesine, İmralı canisinin affına, militanların bir şey olmamış gibi siyasete taşınmasına sonuna kadar dimdik şekilde tavır göstereceğiz. Şu benzerliğe bakınız ki, mütareki yıllarında Yunan ordusunun başarısı için dua eden Adliye Nazırı Ali Rüştü Efendi, İngilizlerin kapı kulu olmuş sadazam damat Ferit Paşa varken, bugün de Amerikalı askerlere dua eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti bulunmaktadır. Sen değil, destekçilerin, sana yol veren yabancı dostların bir olsun, birlik olsun yine fayda etmeyecek. Zira Allah'ın izni, milletimizin ve İzmirli kardeşlerimin yardımıyla hepinizin hakkından geliriz, hepinizi yere sereriz. Tüm işbirlikçilerin, müzakerecilerin ve Türk milletine ölümü gösteren terörist zorbaların defterine düreriz. Bir başımıza da kalsak alayına yeteriz.
20 Nisan 2013 MHP İzmir Bayrak Mitingi'nde Devlet Bahçeli'nin konuşması.